Şarj sistemi akümülatörü sürekli dolduran bir sistemdir. Şarj sistemi olmasaydı akümülatörümüz kısa bir süre içerisinde bitecek ve motorda çalışma problemleri olacaktı. Sistem alternatör ya da şarj dinamosu dediğimiz parçasıyla hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Önce yine her zamanki gibi parçalarımızın isimleri, sistem parçalarının isimlerinden bahsedeceğiz. Çok fazla parçamız yok. Alternatör ya da şarj dinamosu, regülatör, diğer ismiyle konjektör, şarj göstergesi ve her zamanki gibi gösterge varsa mutlaka onun da ne oluyor? Bir müşürü oluyor, yani şarj müşürü. Şarj sisteminin parçaları olarak söylenilebilir. Görevlerinden de bahsedelim. Şarj göstergesinin görevi şarjın olup olmadığını göstermek. Alternatörün görevi veya şarj dinamosunun görevi hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirmek. Regülatörün görevi ya da diğer ismiyle konjektörün görevi alternatörde üretilen elektriği dengeleyerek 12 volta düşürerek, öyle de ifade edebiliriz, akümülatöre göndermek. Sistemin arızaları ne olabilir? Sistem şarj yapmaz. Bu sistemde şarj olmuyorsa, yani bir motorda şarj olmuyorsa, şarj sistemi arızalanmıştır. Niçin şarj yapmaz? Şarj yapıp yapmadığını göstergeden görüyorduk. Ve aynı yağ lambası üslubuyla çalışır şarj lambası da. Bahsetmiştim yağlama sistemini anlatırken, kontak anahtarını çevirdik, arabamız çalıştı. Çalıştığı zaman iki lambanın sönmesi gerekir. İlk önce iki lamba yanıyor. Yağ lambası ve şarj lambası henüz yağlama ve şarj olmuyor anlamında yanıyor. Kontak anahtarını çevirdik. Bu iki lambanın sönmesi gerekiyor. İki lambanın sönmesi sistemin sağlıklı çalıştığını gösteriyor. İşte eğer yolda giderken şarj lambamız yanıyorsa o zaman araç şarj yapmıyor anlamına gelir. Hemen stop etmeliyiz. Arabayı hemen stop etmeliyiz. Niçin araba şarj yapmaz? Veka işi kopmuş olabilir. Çünkü alternatör hareketini krank kasnağı ve veka işi vasıtasıyla alıyor. Veka işi kopmuşsa ilk önce anlayacağımız yer şarj göstergesidir. Veka işi gevşemiş olabilir. Kablo bağlantılarında kopukluk olabilir. Araba o zaman şarj yapmaz. Müşür kısa devre yapmış olabilir. O zaman şarj göstergemiz şarj yapmıyor gösterebilir. Regülatör bağlantı kabloları kopmuş olabilir ya da regülatör veya diğer ismiyle konjektör arızalanmış olabilir. Regülatör arızalanırsa dengeli bir elektrik gönderemeyeceği için akümülatör su kaynatır. Yani su kaybolur akümülatörden. Ve ben bir pratik söyleyeyim, imtihanda çıkmaz. Ancak bu pratiği sürücülerin bilmesi gerekir. Kükürt kokusunu andıran, gerçi şu anda yeni tip akümülatörlerde artık kuru aküler de var. Ancak elektrolitli akümülatörlerde bu kükürt kokusunu andıran bir koku ortaya çıkar ve sıvısı, yani elektrolit miktarı azalır. Aynı zamanda aracımızda ampuller çok sık patlıyorsa bu regülatörün arızalı olduğu anlamına gelir. Sistemde değerli arkadaşlar dikkat edeceğimiz hususları tekrarlıyorum. Şarj göstergesi şarjın olup olmadığını gösterir. Alternatör hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Müşür şarj göstergesine değer gönderir. Regülatör ise alternatörün akımını düzenleyerek aküye gönderir. Regülatör bozuksa sık su kaybeder ve sıkça ampuller patlar. Zaman içerisinde akümülatörümüz bittiği zaman akü takviyesi yapmamız gerekecektir. Ya da yolda kaldık, akümülatörümüzde bir problem oldu, akü takviyesi yapmamız gerekir. O zaman artı kutbu artıya, eksi kutbu eksiye bağlayarak akü takviyesi yapmalıyız. Eğer aracımız dijital göstergeli, yani panomuz dijital göstergelerden oluşuyorsa, dijital göstergeli araçlarda akü takviyesi yapılmaz. Bir de değerli arkadaşlar, ve kayışının gerginliği, daha önce söylemiştim, 1-1,5 santimetre olmalıdır. Parmakla basıldığı zaman 1-1,5 santimetre olmalıdır. Çokça karışan bir soru olduğu için bir daha zikredeceğim bunu. Eğer gevşekse araba hararet yapar ya da iyi şarj etmez. Ancak çok sıkıysa hararetle alakalı bir problem olmaz. Alternatör yataklarını aşındırır. Bu çokça birbirine karıştırılan şeylerdir. Bir daha tekrarlayalım. Ve kayışı gevşekse hararet yapar araç, iyi şarj yapmayabilir. Ancak ve kayışı çok sıkıysa hararetle alakalı bir problemimiz olmaz.
Fakat alternatör yatakları aşınır. Bir de alternatörde kömür dediğimiz bu elektrik üretimiyle alakalı küçük küçük parçalar vardır. Eğer alternatör kömürleri, şarj dinamosunun kömürleri aşındıysa ya da bozulduysa gene araç şarj yapmaz ve göstergeden bunu anlamış oluruz. Veka işi çok sıkıysa alternatörün yatakları aşınır. Alternatörlü araçlarda elektrik kaynağı yapılacağı zaman kutup başları çıkartılır. Dijital göstergeli araçlarda akü takviyesi yapılmaz. Akü takviyesinde artı artıya, eksi eksiye bağlanır. Regülatör arızalı ise aküsü eksiltir ve ampuller sıkça patlar. Aydınlatma sistemi kısa bir konu. Aydınlatma sisteminin parçaları stop lambaları, farlar, sinyaller, iç aydınlatma lambaları. Yani sigortadan geçen bütün elektrik veya elektronik her türlü parça aydınlatma sisteminin bir parçasıdır. Ama temel parçası sigortadır değerli arkadaşlar. Ve bu bahsettiğim her şey sigortadan geçer ve sigortada sistemi kısa devreden doğacak tehlikeye karşı korur. Sigortalar zaman zaman atarlar. O zaman bizi korumuş olur. O bakımdan genelde eskiden yapılan veya işte önceki sürücülerin deneyimlerinden faydalanan bazı kimseler buraya sigara kağıdı veya bakır tel sararlar. Bu çok yanlıştır, doğru değildir. İmtihanda da yanlış yük olarak karşımıza çıkabilir, yanılmayalım. Sigortalar attığı zaman aynı amperde, aynı değerde sigortalarla değiştirilecek. İyi bir sürücü, ideal bir sürücü aracında yedek sigorta taşımalıdır. Sigortalar bütün parçaların birleştiği kısımlardır. Bu sistemin arızası ne olabilir? Farlar uzun ve kısa hüzmeli olarak yanarlar. Bunu sağlayan far rölesidir. Sinyaller yakıldığı zaman aralıklı faslalı olarak yanarlar. Bunu sağlayan flaşördür. Frene bastığımız zaman fren lambası yanar. Bunu sağlayan fren müşürüdür. Arızalar ne olabilir? Farlardan biri yanmıyorsa o farın ampulü patlamıştır. Ancak ikisi birden yanmıyorsa sigortalar atmış olabilir. Bağlantı kabloları gevşemiş ya da kopmuş olabilir. Ya da değerli arkadaşlar far rölesi arızalanmıştır. Bakın bir tanesi farlardan bir tanesi yanmıyorsa ampul patlak, ancak ikisi birden yanmıyorsa sigorta atmış olabilir. Bağlantı kablolarında gevşeklik ya da kopukluk söz konusu olabilir. Ya da sistemin kendisi, yani far rölesi, başka bir ifadeyle far anahtarı arızalı olabilir. Sinyallerden biri yanmıyorsa yine aynı, ampulü patlamış olabilir. İkisi birden yanmıyorsa sigorta atmış, kablo bağlantıları gevşemiş ya da flaşör arızalanmıştır. Fren lambalarından biri yanmıyorsa ampul patlamış. İkisi birden yanmıyorsa fren müşürü arızalı olabilir. Sigortalar yine arızalı olabilir ve kablo bağlantıları gevşek olabilir. Farlar uzun ve kısa hüzmeli yandığı zaman tablomuzda uzun yandığı zaman mavi ışık, kısa yandığı zaman ise değerli arkadaşlar yeşil ışık olur. Yine sinyaller bazen hızlı yanıp sönmeye başlarlar. Muhtemelen bu sinyal lambasının bir tanesinin patladığının göstergesi olabilir. Sigorta attığı zaman aynı amperde yenisiyle değiştirilir. Farlarda far ayarı yapılır. Uzun farlar yanıyorsa gösterge tablosunda mavi ışık yanar. Kısa farlar yandığında yeşil ışık yanar. Süspansiyon sistemi, yerden gelecek sarsıntıları şoför mahalline yansıtmayan sistem, bunları engelleyen, bu sarsıntıları engelleyen sistemdir. Parçaları yaylar, helozonik yaylar ve amortisör aynı zamanda makaslardır. İmtihana şöyle soru gelebilir, aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin parçasıdır şekliyle soru gelebilir. İşte bu bahsettiğim yaylar, makaslar ve amortisörler şeklinde bunlardan bir tanesi çıkacaktır. Onu işaretleyeceğiz. Aynı zamanda amortisörler patlarsa araçtan ses gelir. Bu şekilde ses geliyorsa muhtemelen amortisörler patlamıştır. Amortisörün bir görevi de yayların salınımını üzerlerine almaktır. Yayların salınımını kontrol altına alan parça amortisördür.
Amortisör patlamışsa engebeli yolda şasiden ses gelir. Ön düzen ve direksiyon sisteminde genel olarak imtihanda çıkan sorularda şıkları incelediğimiz zaman doğru cevap direksiyon kutusu olacaktır. Mesela direksiyon zor dönüyorsa muhtemel arıza nereye bakılır ya da muhtemel arıza nedir diye sorulduğunda cevap direksiyon kutusu olacaktır. Efendim direksiyondan ses geliyorsa muhtemel arıza gene direksiyon kutusu olacaktır. Yani genelde direksiyon sistemindeki cevaplar direksiyon kutusu şeklindedir. Gene direksiyonla alakalı olarak rot ve rot başları da geçer. O da bu sistemin bir parçasıdır. Eğer direksiyonda boşluk varsa, yani bu sistemde rot ayarı yapılır, ön düzen ayarları yapılır. Eğer direksiyonda boşluk varsa rot başlarına bakılmalıdır. Eğer ön düzen ayarları yanlış yapıldıysa o zaman değerli arkadaşlar lastikler içten ve dıştan aşınırlar. Direksiyon sisteminde direksiyon kutusunun içerisine hangi yağ konulur şeklinde çıkan sorular var. Direksiyon sisteminde dişli yağı kullanılır. Ve direksiyon kutusunun bakımı yapılırken de bu yağ kontrol edilmiş olur. Direksiyon sistemindeki arızalar genellikle direksiyon kutusundaki arızalardan meydana gelir. Direksiyon kutusuna dişli yağı konulur. Direksiyonda boşluk varsa rot başlarına bakılır. Ön düzen ayarları bozuk ise lastikler içten dıştan aşınır. Güç aktarma sistemi motorun hareketini tekerleklere aktaran sistemdir. İlk baş dersimizde anlatmıştık. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz, arabamız çalıştı, krank pili dönüyor, volan. Bunu da yine marş sisteminde volana yabancı değiliz, görmüştük. Volan dişlisi de dönüyor. Ancak tekerlekler hareket etmiyor. Yani araç ilerlemiyor. İşte aracın ilerlemesi, motorun hareketinin tekerleklere iletilmesini sağlayan sisteme biz güç aktarma sistemi diyoruz. Güç aktarma sisteminde parçalarını önce öğreneceğiz. Debriyaj balatası, baskı balatası, bunun komplesine debriyaj ya da kavrama diyoruz. Daha sonra vites kutusu, bir başka ismiyle şanzuman, şaft, başka bir ismiyle kardan mili, diferansiyelimiz ve aks millerimiz var. Daha sonra kampana ve tekerleklere hareket iletilmiş olacak. Parçaların isimleri, parçaların görevleri, arızalar ve nadiren nerede sorusu, onlara değineceğim. Parçaların isimlerini söyledik, parçaların görevlerini öğrenelim. Debriyajın görevi, isteğe göre hareketi vermek, isteğe göre kesmek. Vites kutusunun görevi, yük ve yol durumuna göre aracın hızını ayarlamak. Şaftın görevi ya da başka bir ismiyle kardan milinin görevi, vites kutusundaki hareketi diferansiyele iletmek. Diferansiyelin iki tane görevi var ve muhtemelen imtihanda bunlardan bir tanesi genelde çıkıyor. Fazlaca çıkan sorular. Birinci görevi şafttan almış olduğu hareketi 90 derece şu şekilde 90 derece çevirip aks millerine göndermek. İkinci görevi ise araç viraja girdiği zaman içte kalan tekerlekle dışta kalan tekerleğin farklı açılarda dönmesini sağlamak. Yani aracımız viraja giriyor, içteki tekerlek az, dıştaki tekerlek çok dönmesi gerekiyor. Bunu sağlayan sistem diferansiyel olmuş oluyor. Görevlerini tekrarlamış olalım. Debriyajın görevi hareketi isteğe göre vermek, isteğe göre kesmek. Vites kutusunun görevi yük ve yol durumuna göre arabanın hızını ayarlamak. Şaftın görevi vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele iletmek. Diferansiyelin iki tane görevi var. Birinci görevi şaftın hareketini 90 derece çevirip aks millerine vermek. İkinci görevi virajlarda iç ve dış tekerleğin farklı açılarda dönmesini sağlamak. Şimdi bir de sistemin arızalarından bahsedelim. Ne arızası olabilir? Araç vitese geçmeyebilir. Ya da vitese geçirirken ses gelir. Genelde imtihan sorularında şu kalıp kullanılmış. Aracı vitese geçirmekte zorlanıyorsanız bu soruyla ya da aracı vitese geçirirseniz tık diye bir ses geliyorsa muhtemelen debriyaj ayırmıyordur. Ya da debriyaja tam basılmamıştır. Bu debriyaja tam basıldığı zaman bu mahsur ortadan kalkmıyorsa o zaman debriyaj ayırmıyordur. Debriyaj niçin ayırmaz?
debriyajın teli kopmuştur. Yani biz pedala bastığımız zaman tel marifetiyle birbirinden ayrılıyor. Debriyaj teli koparsa debriyaj ayırmaz. Bir de değerli arkadaşlar, genelde usta olduktan sonra da alışkanlık haline gelen bir durum var. Sürekli sürücülerin bir kısmı ayaklarını debriyaj pedallarının üzerinde tutarlar. Yani debriyajla görev bitti, artık debriyaja basmıyoruz, debriyajı vites değiştirmeyeceğiz, uzun yolda gidiyoruz. Bir ayak sürekli debriyaj pedalının üzerinde kalıyorsa, basılmasa dahi, o küçücük ağırlıktan dolayı debriyaj etkileniyor. Ne mahsuru var? Debriyaj bilyası aşınır ve debriyaj da aşınır. Debriyaj bilyası ve debriyaj baltası aşınmış olur. Araç geri vitese geçmediği zaman tekrar debriyaj pedalına basıp geri vitese geçirmek durumundayız. Yani geri vitese geçmekte zorluk çeken bir aracın muhtemelen hiçbir arızası yoktur. Sadece hani bunda halk arasında debriyaj tazeleme diye geçer bu. Debriyaj pedalına bir daha basacağız. Nasıl çıkar imtihanda karşımıza? Geri vitese geçişte araç zorlanıyorsa ne yapmalıyız? Pedala bir daha basmalıyız. Vites kutusunda ve diferansiyelde dişli yağı kullanılır. Bunların bakımı yapılırken yağlarına bakacağız. Bakın, bir pratik olsun diye söylüyorum. Motorda motor yağı kullanılır. Motordaki bütün komple araçta kullanılan yağlardan kısaca bahsetmiş olayım hemen bu arada. Motorda motor yağı kullanılır. Bunun dışındaki bütün dişli ortamlarında dişli yağı kullanılır. Bir de bir sonraki dersimizde anlatacağımız bir bölüm var. Fren sistemi. Fren sisteminde de hidrolik yağı kullanılır. Orada ayrıyetten bunu tekrar size söyleyeceğiz. Pratik olsun diye söylüyorum. Motorda motor yağı, onun dışında kalan bütün dişli ortamında olan her yerde dişli yağı kullanmış oluyoruz. Yani vites kutusunun ve diferansiyelin bakımını yaparken dişli yağını kontrol etmiş oluyoruz. Değerli arkadaşlar, diferansiyelle alakalı aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin parçasıdır şeklinde çıkan sorular var. Bu da ayna ve mahruti dişi. Aslında istavroz dişleri de var. Biz üçünü de söylemiş olalım. Çünkü sistemde çıkacak her soruya cevap verecek nitelikte kitabımızı ve CD'mizi hazırladığımız için sizler hiçbir soruyu cevapsız bırakmayacaksınız. Demek ki diferansiyelin içerisinde hangi parçalar ya da hangi dişliler var derse, istavroz dişlileri, daha çok meşhur olanı ayna ve mahruti dişlisi şekliyle cevap vermiş olacağız. Nerede sorusuna gelince, debriyaj nerededir sorusu sıkça sorulur. Volan ile vites kutusu arasındadır diye cevap vermiş olacağız. Debriyaj pedalının üstünde sürekli ayağımızı tutarsak debriyaj baltası ve bilyası aşınır. Vites kutusu ve diferansiyele dişli yağı konulur. Debriyajdan ani ve sert olarak ayağımızı çekerseniz balata aşınır. Diferansiyelin ana parçası mahruti ve ayna dişlisidir. Vites kutusu bakımı yapılırken yağı kontrol edilir. Fren sistemi genelde sürücüler tarafından arabayı sanki frene bastığımız zaman hemen duracakmış şekliyle bazen öyle algılanır. Bu doğru bir anlayış şekli değil. Frenimize bastıktan sonra araba önce yavaşlatılmalı, daha sonra da durdurulmalı. Emniyetli frenleme sistemi bu şekilde olmalıdır. 90 km hızla giden bir araç düşünün ve öyle bir teknoloji kullanılmış olsun ki, yani teorikte bu mümkün ama pratikte mümkün değil. Frene bastığı araba hemen durdu. O 90 kilometrelik kütle durdu ama biz hızımıza, 90 kilometrelik hızımıza devam edeceğiz. Dolayısıyla camdan çıkma ihtimalimiz vardır. Yani bu frenlemenin tehlikeli boyutunu anlatmak açısından size söyledim. Değerli arkadaşlar, sistemleri incelerken önce parçalarımızı tanıyalım. Westinghouse, fren merkezi, genel merkezi, rekorlar, balata ve şuradaki de kampana, el frenimiz. Görevlerini söylüyorum. Westinghouse frenlemeye yardımcı olur. Hidrolik yağı fren sisteminde kullanılan yağdır. Daha önceki derslerde bahsetmiştim ileride anlatacağımı. Fren balatası kampanayı sıkıştırarak frenlemenin olmasını sağlar. El freni duran aracı sabitler. Araçta iki tip fren vardır. Ayak freni ve el freni. Ayak freninin görevi nedir şeklinde çıkan sorular var. Aracı durdurulmasını sağlar.
Ve hangi tekerlekler durur diye bir soru gelebilir. Ayak frenine bastığınız zaman, yani bir başka ismiyle servis frenine bastığınız zaman 4 tekerlek birden durur. Ön fren sistemlerinde diskli sistem kullanılmıştır. Direksiyon hakimiyetinin daha sağlıklı olabilmesi için. Bir de ABS fren sistemi vardır. ABS fren sisteminin faydası da direksiyon hakimiyetinin daha iyi olmasını, frenleme esnasında daha kontrollü olmasını sağlar. Havalı tip frenlerin parçası ise kompresördür. Kompresör hava basıncıyla dolar ve göstergeden dolup dolmadığını anlarız. Eğer kompresör dolmadıysa hareket etmemeliyiz. Yani havalı tip araçlarda kompresör dolmadan hareket edilmez. Kompresör dolmuyorsa muhtemelen kompresör ya da kompresör rekorlarında kaçak vardır şekliyle düşünülebilir. Westinghouse'lu araçlarda motor stop edildiği zaman frenler tutmaz. Rekorlar çıktığı ya da kaçak olduğu zaman fren pedalı yumuşar. Westinghouse devreden çıkarsa veya vakum hortumları devreden çıkarsa fren pedalı o zaman sertleşir değerli arkadaşlarım. Fren sisteminde kullandığımız yağ hidrolik yağıdır ve bu yağın kontrolü günlük bakımda yapılır. Günlük bakımı hatırlatıyorum size, aracın suyu günlük bakımda yapılır. Aracın yağ kontrolü, yani motor yağı kontrolü günlük bakımda yapılır ve fren hidrolik yağı gene günlük bakımda yapılmalıdır. Bazen el frenini çekili unutup gideriz. Panoda el freninin çekili olup olmadığını gösteren bir lambamız vardır. Ancak dikkatimizden kaçabilir. Bunun mahsuru bir müddet sonra balatalar ısınır ve frenler tutmaz. Aynı zamanda yakıt sarfiyatına da sebep olur. Frenlerde yapılan ayar fren ayarıdır. Fren ayarları sıkıysa araç fazla yakıt sarfiyatına sebep olur. Zor gider ve yakıt tasarrufunu olumsuz yönde etkilemiş olur. Değerli arkadaşlar, anlattıklarımızı bir de maketimiz üzerinden anlamaya çalışalım. Şu çevirmiş olduğum kampana içerisindeki şunlar, sarı renkle gösterilen kısımlar fren balatası. Bakın, fren pedalına bastığımız zaman fren balatalarının dışarıya doğru açıldığını görüyoruz. Westinghouse devreden çıkartıldığı zaman frenler tutmaz. Bunu da burada daha rahat görebilmemiz açısından önce motorumuzu çalıştırıyoruz. Daha sonra devreden çıkartıyoruz. İlk basışımızda fren görevini yapacaktır. Birkaç kez bastıktan sonra Westinghouse'un motorla arasındaki irtibatı ne yapmış olduk? Bırakmış olduk. Kampanayı çevirdiğimizde frenin tutmadığını göreceğiz. Westinghouse devreden çıktığı zaman ne olurmuş? Frenler tutmaz. Evet, özetlersek fren sisteminin önce parçaların isimleri neydi? Kampana, balata, el freni, ayak freni, havalı tip frenlerde parçası kompresör. Bunlar Westinghouse. Bunlar fren sisteminin parçaları. Görevleri, ayak freninin, yani diğer ismiyle servis freninin görevi aracı durdurmak. Servis frenine bastığımız zaman 4 tekerlek birden durur. Ön tekerleklerde diskli sistem kullanılmıştır. El freninin görevi duran arabayı sabitlemek. Ancak el frenini kışın soğuk havalarda çekerseniz donarak yapışır. O bakımdan buna dikkat edeceğiz. El freni çekmemiz gereken yerlerde aracın sabitlenmesiyle alakalı başka tedbirler alacağız. Yani takoz koyabiliriz ya da aracı viteste bırakabiliriz. Buna göre tedbirler alacağız. Fren sisteminde yapılan ayar ise balata ve kampana arasındaki uzaklık ayarıdır. Buna da biz fren ayarı deriz. Bu ayarlar yanlış yapılırsa veya sıkı yapılırsa fazla yakıt sarfiyatı olabileceği gibi yanlış yapıldığında da araç bir tarafa çekme yapabilir. Traktörlerde fren mandalı vardır. Traktördeki fren mandalı düz yolda giderken kilitlenmelidir. Bu da zaman içerisinde zaman zaman karşılaştığımız bir imtihan sorusu olarak karşımıza çıkabilir.
İdeal bir sürücü uzun yolda zaman zaman kan panalarını elle kontrol etmelidir. Eğer bir sıcaklık varsa muhtemelen fren ayarları bozuk olabilir ya da el frenini çekili bırakmış olabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. El freni çekili unutulursa ya da bir sıkı olursa dediğimiz gibi yakıt sarfiyatını olumsuz yönde etkilemiş olmuş oluruz. ABS fren sisteminin faydası direksiyon hakimiyetini sağlamaktır. Fren sisteminde fren ayarı yapılır. Traktörün fren mandalları düz yolda kilitlenir. Ayak freninin diğer ismi servis frenidir. Havalı frenlerde kompresör dolmadıkça araç hareket ettirilmemelidir. Frene basıldığında ön ve arka tekerleklerin birlikte durması gerekir. Hidrolik yağın bakımı günlük yapılmalıdır. Westinghouse'lu araçlarda motor stop edilirse fren tutmaz. Havalı tip frenlerde kompresör dolmuyorsa hava rekorlarında kaçak vardır. Vakum hortumu çıktığında fren pedalı sertleşir. Bir sürücü lastiklerini araca her binişte kontrol etmelidir. Lastikler çok şişirildiyse ortadan aşınır ve araç zıplar. Az şişirildiyse kenarlardan aşınır, lastik köşelerinden aşınır ve direksiyon zor döner. İki tip lastik vardır. İş lastiği olan araçlara, lastiklere şamriyelli, iş lastiği olmayan lastiklere ise dubleks ya da tubles lastik denir. Araçlarda ön lastiklerden biri dubleks lastik, biri şamriyelli ise araç bir tarafa çekme yapar. Biri az şişirildi, biri çok şişirildiyse yine araç bir tarafa çekme yapabilir. Ya da biri yeni, biri eski lastikse yine bu çekme hadisesi söz konusu olabilir. Ön düzen ayarları yanlış yapılmış lastiklerin içten ve dıştan aşındığını göreceksiniz. O bakımdan ön düzen ayarlarına dikkat etmek gerekiyor. Araçlarda araç lastiklerinde yapılan ayara balans ayarı denir. Balans ayarı yanlış yapıldığında ya da balans ayarı bozuksa direksiyon simidinde titreşimler oluşur. Zaman içerisinde kaygan yol ya da karlı havalarda zincir takmamız gerekiyorsa çekiş yapan tekerleklere zincir takmalıyız. Uzun yola giderken sık sık aracımızın lastiklerini kontrol etmeliyiz. Eğer araç lastikleri çok şişmiş gibi geliyorsa bize ısıdan dolayı genleştiğini düşünerek olduğu değerde bırakmalıyız. Araç lastiklerimizi değiştireceğimiz zaman, patladığı zaman değiştireceğimiz zaman el frenini çekmeliyiz ve bujonları kuru bezle temizlemeliyiz. Lastik hava basınçları eşit değilse araç bir tarafa çeker. Ön lastiklerin biri dubleks, diğeri şamriyelli ise araç çekme yapar. Isınmadan dolayı lastik havaları fazlalaşmış ise olduğu değerde bırakılır. Lastiklerden biri yeni, diğeri eski ise araç bir tarafa çeker. Lastik değiştirileceği zaman el freni çekili olmalıdır. Bujonlar kuru bezle temizlenmelidir. Ön düzen ayarı bozuk araçlarda lastikler içten ve dıştan aşınır. Lastiklerin üzerindeki rakamlar ebatlarını bildirir. Karlı havalarda çekici lastiklere zincir takılır. Lastikler araçta her binişte kontrol edilmelidir. Rodaj zamanı aracın fabrika çıkışından sonra belirli kilometreye kadar geçen süreye denir. Rodaj zamanında ani duruş kalkış yapılmaz, fazla sürat yapılmaz. Araçta yakıt tasarrufu. Yakıt tasarrufu sağlamak için şunlara dikkat edilmelidir. Bujiler temizlenmeli, belirli kilometrede değiştirilmelidir. Hava filtresi tıkalı olmamalıdır, belirli kilometrede değiştirilmelidir. Araç uygun viteste ve hızda kullanılmalıdır. Lastiklerin hava basıncı normal değerde olmalıdır. Fren ayarları sıkı olmamalıdır. Karbüratör ayarları doğru yapılmalıdır. Jikle çekili unutulmamalıdır. Kavrama kaçırmamalıdır. Debriyaj baltası yağlanırsa debriyaj kaçırır, yakıt sarfiyatı artar.
Dizel motorla aslında benzinli motor arasında çalışma prensibi açısından çok büyük bir farklılık yoktur. Dizel motorla benzinli motor arasında veya işte LPG'li motorlar, yani bujili motorlarla alakalı sadece yakıt sisteminde bir farklılık vardır. Onları anlatacağım size. İmtihanda çıkacak olan sorulardan hangi tarzda soru çıkar onlardan bahsedeceğim. Dizel motorlarda çalışma prensibi açısından crankbinle aşağı indiği zaman bakın karbüratör yoktur. Onun yerine emme manifoldunun üzerinde hava filtresi vardır. Dolayısıyla piston aşağı indiği zaman hava filtresinden sadece hava gelir. Daha sonra tekrar crankbinli marş tarafından çevrildiği zaman içeriye alınan hava sıkıştırılır. Sonra enjektörden basınçlı olarak motorin, yani halk arasındaki ifadesiyle mazot püskürtülür ve yanma gerçekleşir, patlama gerçekleşir, crankbinli dönmüş olur. İmtihanda nasıl çıkabilir bu soru? Dizel motorların çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisidir? Ya da dizel motorlarda silindirler içerisinde ne alınır şekliyle karşımıza çıkabilir? Dizel motorlar emme zamanında içeriye hava alırlar. İçeriye aldıkları havayı sıkıştırıp ateşleme zamanında enjektör tarafından basınçlı mazot püskürtülerek patlama elde edilir şekilde doğru cevap vermiş oluruz. Parçalarımızı inceleyelim. Biliyorsunuz bir sistemi anlatırken her zamanki gibi önce parçalarımızı bir incelemiş olalım. Enjektör, yani buji yoktur. Dizel motorlarda ısıtma bujisi vardır. Enjektörümüz mazot, basınçlı mazotu silindir içerisine verir. Kızdırma bujimiz ise soğuk havalarda dizel motorun kolay çalışmasını sağlar. Enjeksiyon pompası, başka bir ismiyle mazot pompası. Bu parçamız da enjektöre, sırası gelen enjektöre basınçlı mazot, motorin gönderir. Besleme pompası enjeksiyon pompasına basınçlı mazot gönderir. Yakıt deposu da yakıta depoluk yapar. Dizel sistemin genel arızası hava yapmasıdır. Yakıt borularının sökülmesi, yakıt filtrelerinin sökülmesi, depoda yakıtın bitmesi bu sistemin hava yapmasına sebep olur. Bu durumlardan sonra sistemin havası alınarak motor normal olarak çalışmaya devam eder. Bir de dizel sistemde günlük olarak yapacağımız bir şey vardır. Deponun suyunu almak. Mazot yakıtı çünkü yeni çıkan arabalarda otomatik olarak kendisi bazı araçlarda atıyor. Bazı araçlarda imtihanda da karşımıza çıkabilir diye söylüyorum. Dizel sistemde günlük olarak ne yapılmalıdır? Deponun suyu alınmalıdır. Günlük olarak deponun suyu alınmalıdır. Belirli kilometrede hava filtresi değiştirilmeli ya da temizlenmelidir. Hava filtresi tıkalı ise egzoz dumanı siyah çıkar. Yakıt pompası ayarı bozuksa egzoz dumanı siyah çıkar. Dizel motorda yakıt sistemi hava yaptığı zaman motor çalışmaz. Dizel motordaki kızdırma bujisi silindir kapağının üzerindedir. Aracın kışa hazırlanması. Aracın motor ayarları yapılmalıdır. Akü tam şarj olmalıdır. Lastikler kontrol edilmelidir. Frenler kontrol edilmelidir. Cam ve kapı lastikleri kontrol edilmeli. Egzoz gazlarının girmesi önlenmelidir. Soğutma suyuna antifriz konulmalıdır. Kışlık termostat takılmalıdır. Hava filtresi kışlık konuma getirilmelidir. Aracı yaza hazırlama. Fren sistemi kontrol edilmeli. Kar tipi lastik varsa sökülmeli. Hava filtresi yazlık konuma getirilmeli. Yazlık termostat takılmalı. Havalandırma sistemi kontrol edilmeli. Motor yağı değiştirilmeli. Araç tabanı yıkanmalı, gerekirse ziplenmelidir. Şu ana kadar anlattıklarımızı bir de maket motorumuz üzerinden uygulamalı olarak anlatmaya çalışalım. Motorun çalışma prensibi kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makineler demiştik. Parçalarımızı bir de buradan görmüş olalım. Ancak değerli arkadaşlar,
Benim sizlere ders boyunca anlattığım ve tahtaya çizdiğim kolay çizimler sizin konuyu daha iyi anlamanız için yararlı olacaktır. Buradan sadece izdüşüm olarak kafanızda canlandırabilmeniz açısından göstereceğim size. Şu gördüklerimiz piston, piston kolu, silindir, su kanalları. Bakın o çalışma prensibini bir de buradan görmüş olalım isterseniz. Yukarıdayken başlıyoruz. Şu anda sadece şu silindir ve pistonu izlerseniz daha net anlarsınız. Önce emme zamanı yapacak. Aşağı doğru indi ve içeriye 1 bölü 15 oranında yakıt hava karışımı emilmiş oldu. Yukarıya çıkacak şimdi sıkıştırmak için. Yukarıya çıktı ve 1 bölü 15 oranında yakıt hava karışımı sıkıştırılmış oldu. Ve patlama olacak. Buji ateşleme yapacak. Patlama olacak. Ve hızla aşağı inip bakın aşağıda kırmızı renkle ifade edilen krank milimiz dönmeye başladı. Ve motorumuz artık hareket ediyor. Sistemlerin hepsini burada görmemiz mümkün değil. Ancak gösterebildiğimiz kadarıyla sizlere göstereceğiz. Bakın soğutma sistemi. Burada radyatör olması gerekiyor pervanenin önünde. Ancak daha rahat motoru göresiniz diye oraya bir radyatör koymadık. Radyatörümüz olması gerekiyor. Vantratörümüz, şu veka işimiz, hani parmakla basıldığı zaman 1,5 santimetre esnemesi gereken kayış, bu kayış olmuş oluyor. Hani gergin olduğu zaman şarj dinamosunun yataklarını aşındırıyor. Efendim gevşek olduğu zaman hararete sebep oluyordu hatırlarsanız. Tabii ki derste bir bütün halinde dinlediğiniz zaman bu maketten daha çok şey anlayacaksınız. Soğutma sistemi şu kısım olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Su kanallarını da burada ne yapabiliriz? Görebiliriz. Tabii kesitimiz tam alınamadığı için ancak alınabilen bir kesittir bu maket açısından. Burada termostatı ve diğer parçaları göremiyoruz. Şarj sistemini de görebiliriz burada. Şu şarj dinamomuz ya da alternatör diye ifade ettiğimiz şarj dinamomuz. Motor çalıştığı zaman şarj dinamomuz ne yapıyor? Dönüyor. Hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirip önce regülatöre gönderiyor. Regülatörde dengelenip akümülatör şarj etmiş oluyor. Yine şöyle arkaya doğru geldiğimizde yağlama sistemiyle de alakalı hemen şu kısmı görelim. Karterimiz var motorun altında. Karterimiz var görüyorsunuz. Bu karterin içi yağla dolu. Karterin görevi yağ depoluk yapmaktı. İçerisinde yine yağlama pompasıyla alakalı parçalar görülebiliyor. Yağımızı nereden koyduk? Subap muhafaza kapağının üzerindeki kapaktan, işte bahsettiğimiz kapak, buradaki kapak. Burada kesit alındığı için daha net görebilirsiniz. Öbür ismiyle külbütör kapağı. Biraz daha buraya baktığımızda karbüratörümüzü görebiliriz. Karbüratör, yakıt sistemindeki karbüratör. Bakın emme manifoldunun üzerindeydi hatırlarsanız. Emme manifoldunun üstünde karbüratör. Hava filtresi yine burada görebiliriz. Biraz daha motorumuzun artık arka kısmına doğru yaklaşıyoruz. Bu marş motoru görevini yapıyor diyebiliriz. Buradaki dişlimiz volan dişlisi. Gene işte ilk hareketi verdiğimiz zaman volan dişlisini, o marş motorun ucundaki marş dişlisi döndürmüş oluyor. Aracımız çalıştı. Öyle kabul edin, çalıştı. Şimdi hareketi nereye ileteceğiz? Tekerleklere iletmiş olacağız. Yani güç aktarma organlarını burada anlamaya çalışacağız. Bakın buradaki pedalımız debriyaj pedalı. Debriyaj pedalının görevi motorla tekerleklerin arasındaki hareketi isteğe göre vermek, isteğe göre kesmekti. Debriyaj pedalına bastığınız zaman motorun hareketi devam ediyor. Ancak o hareket tekerleklere ne yapılmıyor? İletilmiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, parçaların sıralanmasını ben size hatırlatmış olayım. Debriyajımız vardı. Hemen arkasında vites kutumuz vardı. Şaftımız vardı. Bu şaft olmuş oluyor. Ya da diğer ismiyle kardan mili. Diferansiyelimiz vardı. Görevlerini hatırlatayım. Diferansiyelin iki görevi vardı. 90 derece akslara ne veriyordu? Hareket veriyordu. İkinci görevi de iç ve dış tekerleğin farklı açılarda dönmesini sağlamış oluyordu. Arkadaşlar, motorumuzu çalıştırdık. Şu anda vitesimiz
boşta olduğu için, herhangi bir vitese arabayı takmadığımız için şafta bir hareket söz konusu değil. Debriyaja ayağımızla bastık motor araç kullanırken ve aracı vitese geçirdik. Neden debriyaja bastık? Çünkü dişliler hareket halindeyken çarpmasın diye. Daha sonra debriyajdan ayağımızı çektiğimiz zaman taktığımız vites kaçıncı vitesse o vitesin hızında şaftımız ve dolayısıyla diferansiyel ve tekerlekler hareket etmiş oldular. Güç aktarma organlarıyla alakalı dikkat ettiyseniz vitese geçirmek için debriyaja bastım, uygun vitese geçirdim. Ayağımı debriyajdan çektiğim zaman, debriyaj pedalından çektiğim zaman bu hareket nereye yansıdı? Vites kutusu, şaft, diferansiyel, aks milleri ve tekerlekler hareket etmeye başladı.